Stüdyo konuğumuz, eski devlet bakanımız Sayın Ufuk Söylemez. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Uzun süre oldu sizleri burada ağırlayamadık. Evet, araya yaz girdi, falan gelemedik maalesef. Anneniz rahmetli oldu, evet, başınız sağ olsun bir kez daha. Dostlar sağ olsun, sağ olasın. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, çok nazisiniz. Sayın Bakanım, tabii ekonomi konuşacağız ama çok sıcak, yaklaşık programa girmeden 16'dan biraz önce 15-30 civarı Kemal Bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç tweet'i sosyal medyadan paylaşıldı. Neden yaptı bu açıklamayı? Hemen sevgili izleyenlere onu hatırlatalım. Tabii o isme mi cevap verdi bilmiyoruz ama gazeteci, Sayın Bakanım siz takip edebildiniz mi? Fatih Altaylı. Yakından takip ediyorum. Evet, Fatih Altaylı bir yazı yazdı. O yazıda şu cümleleri kullandı sevgili izleyenler, gazeteci Fatih Altaylı. CHP'nin tamamı istese biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce'nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür dedi. Konunun da öyle Alevilikle, Sünnilikle alakası yoktur. AK Parti çok yıpranmış olabilir, ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir ama olmaz. Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder, altında sadece siz kalmazsınız diye Sayın Bakanım çok net cümleler, iddialı cümleler kullanmış Sayın Altaylı. Şimdi Kemal Bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tabii direkt Fatih Bey'e mi Sayın Altaylı'ya mı cevap verdi bilmiyoruz ama isim vermeden sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı. Bu yazıdan sonra bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim. Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra bir baktık oluvermişler işte diye başladı bu cümlelerle. Kemal Bey devam etti. Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, alo holdinglerin, tırnak içinde yazmış Kemal Bey bunu Sayın Kılıçdaroğlu, alo holdinglerin medyası bana ders vermeyi bıraksın. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar, bu böyle biline diye gayet gergin cümlelerle yanıt vermiş Kemal Bey. Şimdi direkt Fatih Altaylı demiyor ama oradaki Alo Holding vurgusu dikkat çekiyor. Altaylı'ya yanıt verdiği yorumları çok fazla. Evet. Siz bu karşılıklı polemiği ya da bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız? Evet. Çünkü bir grup, çok özür diliyorum, sadece bu yazı değil, Kemal Bey'in aday olmaması gerektiğinin altına özellikle AKP'ye, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsanız Kemal Bey'in aday olmasını istiyor ama neden olmaması yönünde görüşler sizce çok sık dillendirilmeye başlandı? Şimdi normal demokratik bir düzen olsa bunları bir miktarda hoş görebiliriz ama şu tartışmaya ben doğrusu üzüntüyle karşıladım. Evet. Hüzünlü bir manzara önümüzde. Evet. Bakın kimse AKP içinden, yandaş medyadan Tayyip Erdoğan olsun olmasın tartışmasını yapmıyor. Evet. Biz niye böyle birbirimizin altından şeyi çekiyoruz, sandalyeyi çekiyoruz, paçamızdan aşağı çekiyoruz? Biz derken demokrasiye inanmış, cumhuriyete, evet, laik rejime inanmış, sağ sol demeden Atatürk'ü seven kitleler, geniş kitleler. Burada bir hem demokratik bir yapı var ama bir yerde de bu bilinci, onlardaki biat kültürünü, ben biat kültürü olsun istemiyorum, farklı fikirler yarışsın tabii ki ama olağanüstü dönemden geçiyoruz dedikten sonra çıkıp da böyle şeylerle tartışmalar açmak doğru değil. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun tepkisini anlayışla karşılıyorum ama onun sağduyu ve sabır ve nezaketinde de biraz zorlayan bir cümle olmuş. Kendimi yazdı bilmiyorum, danışmanlarımı yazdırdı bilmiyorum ama evet. Yani Fatih Altaylı bir şey söyledi. O bu kadar sert cevap vermeyebilirdi. Ama eğer Fatih Altaylı'yı kastediyorsa, ki bilemeyiz yani, Fatih Altaylı'nın da kötü niyetli olduğunu sanmıyorum. Onu da ben yazılarını okuyorum. Bir insan muhalefet dönemine geçebilir yani. Niye geçtin 20 sene sonra diyemezsin ki. 20 seneden daha eski onların muhalefet yapması. Bizim bugün medyada namuslu, dürüst, doğruya doğruya, yere yere diyecek, İlla yandaş olması ya da bilmem olması, iyi kalemlere ihtiyacımız var. Kazanalım insanları. Yani demokratik muhalefet cephesi ve paydası genişlesin. Altılı masayla sınırlı kalmasın. Zaten altılı masa yetmez. Ben oy vermezsem nasıl olacak bu? Ben derken demokratik merkez, merkez sağ, Hüsamettin Cindoruklar, Ufuk Söylemezler. Evet. Biz yani parti kurmadık diye
Türkiye'de söz hakkı, oy hakkı olmayan insanlar değiliz ki. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Hüsamettin Bey'in Sayın Evet, bugün şahane bir şey var röportajı. Evet, tabii Hüsamettin. O ne kadar bilinçli bir insan bakın. Tabii eski meclis başkanı. Reşim meselesi diye bakıyor olaya. Tabii eski milletvekili, eski meclis başkanı, şu an Milli Merkez Hareketi'nin de başkanı. Bravo. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda itilaf çıkmaz demiş mesela. Tabii bizden çıkmaz. Siz de biz derken aslında ben, altılı masa dışındaki... Biz... Gerçekten rahmetli Demirel'ler, Adalet Partisi, Hüsamettin Cindoruk, Doğru Yol ve Demokrat Parti geleneğinin ana gövdesiyiz. Hı hı. Çeşitli partiler var şu anda masanın içinde. Evet. Demokrat Parti var, Doğru Yol Partisi var, Adalet Partisi var, Doğru Parti var. Hepsi bu çizgiden gelen insanlar. Üç aşağı beş yukarı. Evet. Hepsi dostumuz, arkadaşımız. Evet. Farklılıklara bölündük. Çünkü Türkiye'de merkez sağ çökerten bir operasyon yapıldı 2001 krizle beraber, 2002 seçimlerinde. Merkez sağ dağıtıp AKP'yi de merkez sağ diye toplumun önüne sunan bir büyük kumpasla karşılaştık ve o kumpas sonucunda Türkiye buraya geldi. Anladım. Yani peki şey o radikalleri merkez sağ zannettirdiler. İnsanları öyle sundular yani. Anladım. Onun için yani... biz derken ana gövdesi dışarıda bugün merkez sağın. Ama işte onun yaşayan efsanesi veya diyelim kanaat önderi Sayın Cindoruk. İşte onun yardımcılığını yapmış, yazan, konuşan işte 5-10 tane önde gelen isim var. Hepsi, hepimiz yani Millet İttifakı'nın adayını destekleme eğilimindeyiz prensip olarak. Kılıçdaroğlu olursa da destekleyeceğiz, İmamoğlu olsa da destekleyeceğiz, ya Mansur Yavaş olsa da. Niye destekleyeceğiz? Biz rejim meselesi olarak bakıyoruz buna. Bakın, niye rejim meselesi? Biz otoriter, keyfiliğe kaçan, bu ahbap çavuş kayırmacılığı yapan, yolsuzluklarla anılan bir siyasal iktidarın, siyasal İslamcılığın, ihvancılığın Türkiye'den seçimlerle gitmesini istiyoruz. Onun için bu ilkelere uyacak, namuslu, dürüst, demokrasiye, laik rejime bağlı, vatansever birinin sağ sol demeden desteklenmesi gerektiğini. Kemal Bey de ben kavgası yapmayalım. Kemal Bey olursa Kemal Bey destekleyeceğiz. Ben hazırım dedi zaten. Tamam. O... Kemal Bey biz olursa destekleriz. Bakın bizim bir tek şartımız şu, yani şart, yani biz veririz vermeyiz ayrı ama bizim oyumuz, yani efendim siz ateş olsanız cürümüz kadar yerde kan diyenler de bilir yani, ama biz ağırlığı olan, yani özgür ağırlığı olan bir grubuz. Anladım. Demokratik merkeziyiz. O yüzden laik, demokratik, sosyal hukuk devletine gönülden bağlı, Türkiye parlamenter demokratik rejime götürecek, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı, namuslu, hukuk devletinden yana bir insanı aday göstermeleri halinde ki bunu yapacaklardır. Evet. Bu adayların içinde öne çıkan 3 kişi var. Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu. Kim olursa biz oy vereceğiz. Bugün Sayın Cindoruk da daha erken bile olsa seçimlere biz Kılıçdaroğlu olursa destekleriz dedik. Şimdi burada Sayın Cindoruk'un başka önemli cümleleri de var. Aslında kasa ellerinde demiş. Ekonomiyi kastediyor. Biraz sonra geleceğim o konuya. Kasa ellerinde, seçmenin bütün mali sorunlarını seçime yakın çözecekler. Diyor ki sizin elinizde bir takım rakamlar var. Tabii, tabii. İktidar avantajlı duruma geçecektir bu durumda. Ama başkanlık rejimini ortaya koyarsanız kaybedeceklerdir diyor. Harika, yani tabii. Şimdi maaşlara %100 zam yapabilir kasa ellerinde vesaire, ama diyor ki Sayın Cindoruk da son 5 yıldır bu değişen sistemle beraber aslında bunlar oldu. Yani o sistemi altılı masa başta olmak üzere muhalefet kamuoyunda tartıştırmalı. Bravo. Tartıştırmalı. Yoksa... Yani biz burada isimlerin kavgasını yapacağız. Sen ben kavgası yapacağız. Bunlar yanlış şeyler. Evet, bakın ben buradan demokrasiye ve cumhuriyete bağlı tüm insanlara, saygıdeğer insanlara sesleniyorum. Sen ben kavgası yapmayalım. Temel değerlerde birleşelim ve geniş bir paydada demokrasi ve cumhuriyet, bakın biz sadece demokrasi demiyoruz. Cumhuriyetin kurucu değerlerine de bağlı bir adayı sağ sol demeden... Bakın Hüsamettin Bey bugün bir partizan birisi göremezsiniz. Yok, yani şunu sorgulanmalı değil mi Sayın Bakanım? Yani benim lokmam niye azaldı? Tabii. Cebime giren para niye azaldı? Ya da rakam büyüse bile alım gücüm neden azaldı? Ayrıca demokratik haklarım niye azaldı benim? Benim sınavı birincilikte kazanan evladım niye 200 gün sıradaki adamın yerine... Adalete niye güvenmiyoruz? Adalet doktorlar niye oldu? Neden yurt dışına kaçıyor? Bir öğretmenler şey neden şikayetçi? Bakın hepsinin temelinde kötü yönetim var ama esas... 2018'le beraber başlayan keyfi, otoriter, hukuk devletinden, kuvvetler ayrılığından uzaklaşan bir tek adam rejimi var. Bu rejim değişikliğini reddediyor bünyemiz bizim. Evet. Türkiye bunu kaldıramıyor. Evet. Ekonomisi kaldırmıyor, baskı rejimine dönüşüyor falan. Kuvvetler ayrılık ortadan. Biz diyoruz ki Türkiye bu seçimlerde ben daha iyi yönetirim, ekonomi sen yapamadın, ben yaparımın ötesine geçmeli. Evet. Hüsamettin Bey bunu demeye çalışıyor. Evet. Ki açıkça diyor yani, demeye çalışmıyor, açıkça söylüyor. Evet. Ve bence de yerden göğe kadar haklı Sayın Cindoruk. Evet. Diyor ki arkadaşlar rejimi konuşalım. Demokratik parlamenter rejimden yanamayız. Kuvvetler ayrılığından yanamayız. Yoksa keyfi tek adam diktatörlüğüne mi gitsin Türkiye? Çünkü bu sistem değişmezse
Yani bu eskisi, ya olması gerektiği gibi yönetilmezse Türkiye, biz bu sancıyı, bu acıyı ya da bu krizleri yaşamaya devam edeceğiz. Ederiz. Bu lokmalar daha da küçülmeye devam Bravo. Edecek. Şimdi diyor ki kabine toplantısı. Ne kabinesi kardeşim? Kabine diye bir kelime geçiyor mu anayasada? Yok kaldı. Evet. Başbakan yok, bakanlar kurulu diye bir kabine geçmiyor. Ama kendilerine bir kabine icat ettiler. Yani olmayan bir şey icat ettiler. Kabine diye bir hukuki kurul evet. anayasada ve kanunlarımızda yok şu anda. Yani o kadar keyfi bir rejim ki ben kabine dedim, kabine oldu. Hı hı. Kabinenin ne hukuki geçerliği var? Hı hı. Yani kabine evet. toplantılarının ya da kabinenin hiçbir hukuki yaptırım gücü yok. Temsil gücü de yok bence. Sayın Bakan Tayyip Erdoğan tarafından atanmış memurlar hangi ölçüye göre atandı, hangi kerametten atandı bilemiyoruz. Efendim sosyal medyada çok konuşuluyor. Hala da konuşuluyor. Ben karar verdim, yok, ben konuşuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye başlayan bütün cümleler, bütün bakanların ağzında biliyorsunuz. Ama korkuyor hepsi memur. Bakın bizler seçilmiş insanlardık. Evet. Biz gerekli zaman genel başkanımızla, başbakanken bile tartışırdık yani. İstifalar etti. Ben mesela istifa ettim, ayrıldım, tekrar uzlaştık. Ya bu yanlış, bunu böyle yapmayalım. Bak, ya olur bakın şey işte İngiltere'de aynı parti içinde nasıl mücadele var gene evet. şimdi evet. biz burada Kılıçdaroğlu falan tartışırsak falan yanlış olur. Bakın hepimizin eksiği vardır. Seni aday göster. Bu masa demokrasiye ve cumhuriyete bağlı namuslu bir adamı gösterirse kayıtsız şartsız desteklemeliyiz. Ne için? Rejimi kurtaralım. Yani laik, demokratik, parlamenter rejime dönüşü garanti edecek. Hı hı. Hukuk devletine sahip çıkacak. Hı hı. Yolsuzlukla mücadele edecek. Evet. Namuslu bir isim. Hı. Efendim onun dışında o var, bu var, o parti kazanır, bu adam iyiymiş, öbürü bu şahsi rekabetler, evet. şahsi kıskançlar. Kızdığım, şahsi kavgam olan bir adam bile olsa, bu ilkelere sahip bir adamsa bakın şahsi mi, evet. ben destekleyeceğim. Herkesin de aslında... Demokratik merkez olarak bizim çağrımız bu insanlara. Bırakın bu işi artık, bu kavgalar bitsin yani. Kriterli... İyi oldu bu Fatih Altaylı ile şeye atfedilen Sayın Kılıçdaroğlu isim vermediler ama hı. biz böyle anlam çıkarıyoruz. Kamuoyunda da medyada öyle yansıdı, hı. sosyal medyada. Evet. Bu mücadeleyi ben Sayın Fatih Altaylı'dan da rica edeyim, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da rica edeyim. Böyle bir mücadele, böyle bir kavganın yeri değil şu anda. Anladım. İnanın değil. Anladım. Yersiz çünkü son dizliğe giriyoruz, hani son düzlüğe giriyoruz artık. Burada armudun sapı, üzümün çepi yok. Demokrasiye, cumhuriyete bağlı, namuslu bir adam veriyoruz. Parlamenter demokratik rejim savunan. Bu keyfi, otoriter rejime karşı, tek adam rejime karşı demokrasiyi savunacak, hukuk devletini savunacak. Evet. Bir insan arıyoruz. Bu kadar basit, bu kadar zor olmaması lazım. Aynen. Bu payda da birleşelim. Başka bir şeye gerek Kriterler yok. Kriterler bu olmalı. Ayrıca Millet İttifakı'nın ben bakanlık makanlık falan paylaşma çalışmaları lafları var. Bunu da uygun görmüyorum. İnşallah evet. öyle yapmıyorlardır. Yani oradaki partilerin %5'le %1'le Türkiye yönetme iddialarını birazcık frenlemeleri lazım. Yani bu Cumhurbaşkanlığı rejimi sonra yarışırız. Referandum yapılır, anayasa değiştirilir. Parlamenter demokratik rejimde o zaman biz de gireriz yarışa. Bakın biz parti kurmadık. Anladım. Niye kurmadık? Sırf bu birliği sağlayalım diye kurmadık. Anladım. Buradan bir pay koparmaya, parça koparmaya hiçbir partinin veya hiçbir kişinin yani kalkışmaması lazım. Şunu söylüyorsunuz. Tabii. Hani yazılıp çiziliyor. Yanlış bir şey var. Yani. Yine yazılıp çiziliyor. İşte kadrolar, yok o bakan olacakmış. Yok. Kadrolar, yanlış işte bir şey. Yok bakan isimleri, üst düzey bürokratlar belirlenmeye Hayır. başladı diye bazı onun da köşe yazarları dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimin dışında biz oraya bakan ya da bürokrat atamıyoruz. Dikkat edin. Ama altı liderin ağzından bu duyulmadı sayın. Duyulmadı. Ben o liderleri zaten itham yani etmiyorum. Bazı ve gazeteciler yazıp çizdi yazıyor. Bunu. Onlar da bu tuzağa düşmemeliler. Yani o altı partinin biz devleti yöneteceğiz, paylaşacağız gibi bir görüntüyü vermeleri doğru değil. Çünkü biz o altı partiden belki beşine hiç oy vermek istemiyoruz. Yani şunu diyorsunuz Bilmem anlatabiliyor muyum? Yok şunu diyorsunuz. Ya hiçbirine vermeyeceğim belki oy. Yok, ama ben Cumhurbaşkanı'nın adına vereceğim. Şunu diyorsunuz değil mi? Araya girdim. Şimdiden kamuoyuna seçmenin önüne hani bir şeyi daha iktidar olmadan paylaşıyorsunuz. Çok yanlış bir paylaşıyorsunuz, şey. Görüntüsü ve verilmemeli. Biz dostuz, dost acı söyler. Millet İttifakı'nı da buradan söyleyelim. Bir görev paylaşımı yapmak, bence bir koalisyon protokolü gibi bir şey, böyle şeylere kalkışmamaları lazım. Çok yanlış olur, çok tartışma çıkar detaylara girdikçe. Biliyorsun sonuç olarak evet. yanlış olur. Biz buradan hani madem açtınız konuyu, bizim konumuz bu değildi ama iyi ekonomiye oldu. Geleceğiz. Niye iyi oldu? Biz bunların tarafı değiliz. Bunlar da adına konuşmuyoruz. Evet. Biz sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Demokratik bir birliği, ittifakı destekleyelim istiyoruz. Evet. Cumhuriyeti destekleyelim istiyoruz. Hı hı. Bu kadar halisane dileklerle milyonlar var bizim gibi düşünen. Evet. Bunları da üzmemek lazım ve moralini evet. bozmamak lazım bu tür tartışmalarla. Anladım.
Bir videomuz var. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu Giresun'daydı biliyorsunuz. Evet, orada bir aileyi ziyaret etti. O aile çok uzun yıllardır AKP'ye oy verdiğini dile getirdi. Çok asa dikkat çeken cümleler söyledi. Ya. Kim söyledi? İsmet Aydın'ın evi. Konuşan da İsmet Aydın. Bir dinleyelim Sayın Bakanım. Ekonomiyle direkt alakalı olduğu için. Hay. Sonra devam edelim. Çocuklara geleceği de gidecek. Sizin biraz ben sorduğum soruya samimisiniz, iyi niyetliyseniz de iyi diye bize şey güvenerek. O konuda endişe, samimiyet konusunda endişe etmeyin. İtiraf edeyim. Efendim ben kurulduğundan beri AK Parti üyeyim. Evet. İster ben işi yanlış anlayayım. Yok efendim, niye yanlış anlayayım? Ama bazı şeyleri yaşadıkça, gördükçe inanın sizi sevmeye başladım. Sağ olun. Yani birisi hiç tanımıyor, böyle Allah demek ki böyle nasip böyleymiş, sizi böyle tanıdık. İnşallah sizden sonra hani... Daha güzel şey. Hayırlısı olsun. Efendim, Türkiye düzelebilir, huzura kavuşabilir. Türkiye zengin bir ülke, imkanları fazla olan bir ülke. Ama paranın iyi yere harcanması lazım. Evet. İyi yere harcanması olmaz. Bu bir siyasi tercih yani. Evet. Yine sizden Allah razı olsun. Sizi tanımam, bilmem. Evet. Beni şey yaptınız, yani evet. Allah edici mi geldiniz, beni ziyaret ettiniz. Ne kadar mutlu oldum, evet. Ne kadar moralim bozuktu. Evmiş şenler. Başka bir moral oldu yani. Evet, böyle evet. Yani. Evet. Evrim Allah bin defa razı olsun. Evet. Ne diyeyim yani? Amin, amin, amin. Sıkıntılar herkeste olduğu gibi bizde de var. Var, var, var. Sıkıntılarımız çok büyük. Her yerde. İnşallah. Bu sefer yani hep mesela ben hep samimiyette yanayım. Buraya geldiniz, evime geldiniz, beni yani tanıdınız, bildiniz, gördünüz. Evet. Ben çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Evet, Allah bin defa razı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi Sayın Bakanım, konuşan İsmet Aydın Giresun'da 20 yıldır AKP üyesiyim diyor ve işte Allah dediler, kitap dediler. Şimdi buraya yansımayan konuşmaları da var. Allah dediler, kitap dediler. Ben. Ha, o oy verdik, oy verdik ama gördük ki kendilerine çalışmışlar gibi cümleleri var. Kemal Bey de misafir etmişler. Şimdi gelelim müsaadenizle ekonomiye. Nasıl istersiniz? Sayın Bakanım, şimdi tablo ortada, AKP'liler de söylüyor. Zaten muhalefet uzun zamandır hani AKP oy veren insanların da çok sık bu cümleleri dile getirdiğine şahit oluyoruz. Neden? Enflasyon TÜİK'e göre %80, ENAK diyor ki %181. Hepimiz yaşıyoruz, ne olduğunu da görüyoruz enflasyonun. Ve seçime de bu tabloda gidiyoruz. Şimdi biz biraz sohbet ettik yayına girmeden önce. Onu rica edeceğim. Çok önemli bir şey söylediğiniz rakamlarla ilgili. İnsanlarda şöyle yorumlar var. Ya AKP ekonomiden oy kaybediyor. Yılbaşında asgari ücrete zam yapar, maaşlara zam yapar, parayı basar, tabii, dağıtır. Sorun ekonomi ise çözerse belli ölçüde, oy bravo. Geri gelebilir. Bravo. Bunu AKP'li milletvekilleri de söylüyor. Şimdi lütfen elinizdeki rakamların gölgesinde... Hayır. Çünkü orta vadeli değil mi? Yanlış söylemiyorum. Tabii OVP'de orta vadeli plan. Tabii, orta vadeli plan açıklandı. Orada bir rakam onun çok dikkat. Onun satır arasını okumak lazım. Ne demek bu yani? Tabii. Evet. Bravo. Şimdi katılır mısınız AKP bu maaşlara? Diyelim ki 5500, 10 bin lira yaptı asgari ücreti. Tabii. Belki alım gücün biraz yükselecek ama gelen zamlar aslında onu götürüyor. Millet bunu farkında seçime kadar değil. İdare eder birkaç ay. Ne olacak tabii. AKP bu şekilde oy geri kazanabilir mi? Ve o plandaki rakamı da vererek lütfen görüşlerinizi bakın, paylaşır mısınız? Bugün programınız denk düştü. Belki de bilerek davet ettiniz. Bugün Sayın Cidoro şeyini röportajıyla benim konuşmam denk düştü. Hüsamettin Bey çok deneyimli bir siyaset dediği dedim ama şöyle diyor bugünkü röportajında. Sözcüğü okumayanlar okusunlar diye tavsiye ederim izleyenlere. Diyor ki bugün kasayla masa yarışırsa diyor kasa kazanır diyor. Kasa derken sizin dediğiniz gibi kasa. Para verirsen birçok şeyi çözebilirsin veya geçici olarak gönlünü alabilirsin veya geçici olarak gözlerini boyayabilirsin. Bir money illusion diye bir laf vardır İngilizce'de. Para, parasal yanılma, para yanılması. Evet. Verirsin parayı, enflasyonmuş, şuymuş, buymuş, millet o anda düşünmez. O alım gücüm arttı zanneder, gider bir şeyler daha alır, talep daha da yükselir, enflasyon 3 ay sonra %150'ye çıkar. Ama o arada da seçim bitmiş olur. Yani onun için kasayla masanın yarışmaması lazım. Burada yarışacak olan demokratik, layık, hukuk devleti olan bir parlamenter rejime dönüp keyfi tek adam diktatörlüğünden, kuvvetler ayrılığından uzaklaşmış bu yönetimden kurtulmak. Onun için bu işin siyasal yanını özellikle altını sadece ekonomi derseniz öyle mi ne diyeceksin? Adam der ki maaşlara 5 bin mi 15 bin yaptım. Bakın nereden diyorum? Şimdi elimde bir orta vadeli plan var. Bakıyorum. Evet. Bakın 7 aylık yani 2022'nin Temmuz sonunda rakamlar çıktı. Bütçe fazlamız var şu anda. Şu anda. Artı 29,5 milyar TL bütçe fazla veriyor şu anda. Güzel değil mi? Fakat orta vadeli plan yapmış bizim gözleri ışıldayan sevgili mevkidaşım eski Nebati. Diyor ki
Yıl sonunda bütçe açığımız diyor 461 milyar eksi verecek diyor, açık verecek. Evet. Allah Allah. Artı 29,5'uz. 5 ay var. 461 milyar eksiye nasıl döneceğiz? Yani yaklaşık 500 milyar lira bir harcama yapacağız ki eksiye dönelim. Gelirlere rağmen. Bu kalem nerelere olabilir? Bu kalem nerelere olabilir? İşte bu az önce siz dediğiniz gibi. 5 bin liralık asgari ücreti 10 bin yaptım der. Bilmem fındık ücreti, fındık parası 3 ise 13 yaptım der. Şimdi memura şu kadar zam şimdi, der. Şimdi bu iktidar gitmemek ve yargılanmamak veya hesap vermemek isteyecektir. Normal şartlarda, normal demokratik iktidarlar gibi değil bunlar. Bu keyfiliklerin, bu antidemokratik davranışların, bu zulmün, bu yolsuzlukların hesabının sorulacağı korkusu iktidarı her türlü tavizi vermeye, hatta ekonominin geleceğini yakmaya dahi itebilir. İter mi? İtebilir. Ben buradan çıkardığım bu. Ben bir ekonomistim. Ne diyorum? Ama tabii Tayyip Erdoğan ekonomiste ben değilim. Onu söyleyeyim. Evet. O benden daha iyi ekonomist mutlaka. Ama ben şöyle okuyorum. 30 milyar fazla veren bütçe bugün 5 ay sonra nasıl 500 milyar eksi verecek? Bu 500 milyar nereye harcayacaksın kardeşim? Bana bir anlat. Bu çok açık seçim ekonomisi için. Muhtemelen Mart'tan Nisan'da yapılacak bir seçimin belki de. Çünkü bu paraları hemen bu ay vermeyeceklerine göre Ekim'de başlayacaklar vermeye. Ben öyle görüyorum. Yılbaşı rakı zamlarını verecekler. Muhtemelen Nisan'da EYT'ye çıkaracak filan. Mart'tan, Mart sonu, Nisan başı bir seçime gidebilirler. Dış borçla ilgili bir burada borç kalemi var mı efendim? O olabilir mi o 500 milyar içerisinde? Hayır, bu dış borçla alakası yok bunun. Dış borçla alakası yok. Bu dış borcu çevirecekler. Yeni dış borç bulmaları mümkün değil. Bakın. Türkiye'nin kredi risk birimi yani CDS dediğimiz dünyaya baktığımız zaman 800 puanda. Bize en yakın en kötü ülke Brezilya 250 puanda. Evet. Ona en yakın ülkede 160 küsur puanla Yunanistan. Çin'in 74 mesela. Almanya'nın 20'lerde, 15'lerde gelişmiş ülkelerde. Evet. Yani Türkiye iflas sınırının bir tık üstünde duruyor. Evet. Allah korusun. Yani bunu Moody's, Standard & Poor's and Fitch isimli dünyanın reytinglerinin %95'ini yapan 3 büyük firmada 3 de aynı notu verdi bize. Efendim bunları tanımıyoruz. İyi verirken iyiydi bunlar bize. Nasıl? O zaman piyasa ekonomisinden çık. Otorite Kuzey Kore ol. Kuzey Kore olursan bunları tanımazsın. Yani, hem bunlardan borç alacaksın, hem ihracatını bunlara yapacaksın, hem bunların reyting firmalarının verdiği dereceyi tanımam diyeceksin. Ama o söylediğiniz rakam çok önemli. Bu çok önemli. Bakın burada belki de ilk defa ben söylüyorum bunu. Yani, evet. Birkaç iyi ekonomist yazdı filan çizdi ama kamuoyuna mal olmadı. Ekonomistler arasında bu konuşuluyor. Ama çok önemli. Yani değerli aslında ekonomistlerden bazı tweet attı, kimisi yazdı. Ama biz dar alanda okuyoruz bunları. Şimdi ilk defa kamuoyuna açıklıyorum. Bütçemiz 30 milyar fazla vermiş vaziyette Temmuz 2022 itibariyle. Bu bütçenin yıl sonunda eksi 450 milyarda 460 milyara gelmesi öngörülüyor. Yani artı 30'u da koyun. Bütçe gelirlerine rağmen oluyor bu yani eksi 5. Demek ki artı en az 500 milyar doları karşılıksız basacak. 500 yani, milyar TL. TL tabii. TL. Evet, dolar demişim. TL'yi basacak artık. Çift paralı bir ülkeyiz ya. Evet, evet. Yani dolarizasyon bizi de karıştırıyor bazen. Yani seçim ekonomisini fazlasıyla uygulayabileceği hiç acımadan. Bu enflasyon, bakın bu enflasyonun sonucunda kim gelirse gelsin çok acı reçete vermek zorunda. Yani harcamaları kısacak, vergileri arttıracak. Hani IMF'nin acı reçetesi var ya, ister IMF'li ister IMF'siz seçimlerden sonra bizi acı reçete bekliyor. Bunu bilin ey halkım. Olası bir iktidar değişikliğinden sonra. Bunlar da gelse yapamaz. Bunlar da gelse bunlar yapamaz. Bunlar da gel. Bak ya tam yani şey yaparlar yani. Konkordato'ya gitmek zorunda. Bu akıl dışı bir politika sürdürülemez. Yani sürdürülemez bir politikayla seçimlere kadar can havliyle gider miyiz diye bakıyorlar. Bu anladım. Akıl ve bilim dışı bir politikadır. Bakın akla bilime aykırı bir şey. Yüksek enflasyon olan ülkelerde faiz indirilmez, faiz arttırılır. Bu ekonominin altın kuralıdır. Bunlar Avrupa Merkez yani Bankası yılların 300 yıllık iktisat bilimine, Keyneslere, Adam Smith'lere, Ricardo'lara denenmiş bir sürü dünya olaylarına ters bir şey yapıyor adamlar. Yani tam gerici bunlar. Geri kafalı insanlar Avrupa bunlar. Avrupa Merkez Bankası 0.75 değil mi Sayın Bakan? Evet. Bugün az önce bir saat önce arttırdı. Arttır. 1.25'e mi çıktı? Avrupa Merkez Bankası 0.75 baz puan arttırdı. Arttırdı faizleri. Bu, 1999'da Euro'ya geçtiklerinden beri belki de işte ilk defa bu kadar bir faiz artırımı yapıyor. Bence geç kaldı. Yani ben Lagarde'ın yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın biraz da yeteneklerinden şüphem var. Yani diyeceksin Ufuk Bey sen onu yargılayacak pozisyonda mısın? Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi bakanlığı yapmışım. Yurt dışında banka genel müdürlüğü yapmışım, müsteşarlık yapmışım. Bir devlet deneyimiz bir ekonomi. Benim gördüğüm kadarıyla geç kaldı Avrupa Merkez Bankası faiz artırmakta. Ben şunu sorsam tabii, Avrupa artırıyor ama biz hala düşürüyoruz. Ya düşünün Avrupa bile artırıyor demenizden. Avrupa'da
Mevduata götürdüğü zaman eksi faiz veriyorlardı. İstemiyordu parasını. O kadar çok ki para adamlar. Kulaklarından para çıkıyor. Şimdi orada mevduata da faiz verdiler ilk defa. 0.75 bas puan onlar için devrim niteliğinde bir para. Yani 1999'dan beri en yüksek tek seferde artış oranı. Lagarde geç kaldı. Yani Lagarde kim? Avrupa Merkez Bankası Başkanı, eski MF Başkanı biliyorsunuz. Hı. Bu kadıncağız iyi bir ekonomist diyorlar ama ben 6 ay önce başlaması gereken faiz artımına geç abarttırdığı için Euro'yu mahvetti şimdi. Euro düştü aşağıya. Tabii dolar en güçlü gündemini yaşıyor. Bak dolar anladım. Güçlü olunca... Ama ben tabii yine Türkiye açısından sormak tabii. istiyorum Sayın Bakanım. Yani 14 işte aylarca 14'te kaldı, 13'e indirdi. Beklemiyordu kimse ama indirdi. İşte Avrupa ya da diğer ülkeler, enflasyonla mücadele etmeye çalışan diğer ülkeler... hepsi arttırdı. Hepsi 3 ya da 5 ya da 1 neyse arttırıyor ama... Türkiye'de ya sabit ya da düşüyor. Efendim şimdi... buna biz ideolojik inat diyoruz. İdeolojik körlük diyoruz. Dini kullanarak istismar diyoruz. Aynı yanlış yaparak doğru yapmaya çalışmak diyoruz. Çıkmaz sokakta patinaj diyoruz. Ama hiçbirisi akıl ve bilimle alakası yok diyoruz. Ben sadece muhalefet olsam, bugün muhalif adayı olsam, Tayyip Erdoğan'a ve Demati'yi alkışlarım. Niye? Aferin oğlum Ahmet, sen bu yolda devam et derim. Niye? Çünkü muhalefete geniş bir ekonomide konuşma alanı bırakıyorsun. Ama ben devlet adamıyım. Gelecek seçimleri değil, gelecek kuşakları düşünmem lazım. Çocuklarımızı düşüneceğiz. Evet. Onlar nasıl bir Türkiye'ye uyanacaklar? Evet. Borçlanmış, kredibilitesi olmayan, vize alamayan Avrupa'dan bir ülkenin çocukları mı olacaklar? Vize alamıyoruz. Bakın vizeler donmuş. Akademisyenler, iş insanları toplantılara, işe gitmek için aylarca bekletiliyor kapılarda. Çok utanç verici bir şey yani. Evet. Türkiye'yi bu hale getirme hakkınız var mı? Paramızı pul ettiniz. Rubleyle ya da Türk yerel paralarla ticaret yapacağız diyorlar Rusya ile Çin'le falan. Yapamazsın. Niye yapamazsın? Senin paran her gün değer yitiriyor. Evet. Dolayısıyla adam ruble verip bilmem TL almaya kalktı mı elindeki TL ile 3 ay sonra aynı rubleyi alamayacak. Hı-hı. Bilmem anlatabildim mi? Yani senin enflasyonun her şeyin temeli. Her şeyin başında enflasyon almaları gerekirken sadece enflasyonu unutup sonuçlarla ilgiliyorlar. Yani bataklık burada duracak ama ben sinek öldürmeye çalışıyorum. Yani sineklerle uğraşıyorlar, sivrisineklerle ama bataklık enflasyon. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir enflasyon videosu var. Kutay bir izleyelim onu tam yeri gelmişken. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Bizi diğer ülkelerden ayıran önemli bir fark var. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil, teknik bir hakikati mutlaka olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart ayları ile birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Müjdemi isterim sevgili Giresunlar. Demek ki erken seçim yapacak herhalde. O da biliyor ki herhalde nasıl olsa erken seçim yapacağız. Bu Bay Kemal gelecek, kesinlikle enflasyonu düşürecek. Bunu düşünüyorsa %100 doğru düşürüyor. %100 geleceğiz ve enflasyonu düşüreceğiz. Evet, Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı zamanlarda enflasyonla ilgili yaptığı cümleleri dinledik. Nasıl insanlar değil mi? Bakın ben böyle bir siyasi heyet demokrasi tarihimize görmedim. Hata yapan olmuştur, sözünü tutmayan olmuştur. Fakat bu kadar pişkin bir iktidar hiç görmedim ben. Yani bunlar enflasyon %100 de olsa başarılıyız derler. Bakın %10'a düşse yine başarılıyız derler. Ben... özür dilemeyen, öz eleştiri yapmayan, pişmanlık göstermeyen, istifa etmeyi düşünmeyen bir siyasi heyet görmedim. Yapışmışlar devlete,
vakıflarıyla, yandaş müteahhitleriyle, yandaş medyasıyla devletin kanını emiyorlar. Bütün cumhuriyetin kurumlarının içini boşaltıyorlar. Hala doymadılar. Utanmadan %100 enflasyonun müsebbipleri bize oy verin de biz üzeriz ediyorlar. Yani insanda bir utanma sıkılma olur ya. Bu kadar ben pişkin bir siyasi heyet hiç görmedim hayatımda diyorum. Evet. Bu iktidarın en büyük alameti farikası pişkinlik. Pişkinlik. Pişkin bir iktidar var karşımızda. Evet. Ve ekonomi programları falan yok. Ben bundan ekonomi programına hokkabazlık programı diyorum. Ekonomik hokkabazlık programı. Türkiye ekonomisi programı diyorlar ya. Böyle bir program dünyada yok. İşlemez, yürümez, yürümüyor. Batırdınız ülkeyi. İşsizliği çifthaneye artık demirlediler. Demirlediler yani. İnsanlar perişan halde. Her gün cinayetler, siyasi şeyin dışında olan olayları söylüyorum. Aile dramları yaşıyoruz, kadına şiddeti yaşıyoruz. Toplum reaksiyon veremiyor. Sendikalar çoğu suskun korkularından. Çoğu da işte sarı muhalefet yapıyorlar. Ya bu kadar işçi hakkı yok diye emek reel olarak değer kaybetmiş. Nerede bu sendikalar? Vallahi nerede bu sivil toplum örgütleri? Hep ben mi konuşacağım yani? Hep Tele 1 de siz mi konuşacaksınız? Nerede bu demokratik sivil toplum? İşçinin aidatını alan sendikalar ne yaparlar? Ne yaparlar yağcılık dışında, değil mi? Ben onun için toplum bu seçimlerde rejim değişikliği için oy kullanması lazım. Rejim değişikliği derken tek adam rejimini, bu ucube sistemi, keyfi otoriter sistemi reddedeceğiz. Demokrasiye, hukuk devletine, kuvvetler ayrılığına ve cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri döneceğiz. Şimdi başka çare yok. Masanın etrafında oturan liderler başta olmak üzere muhalefet, bu konuyu yeterince vurgulayamıyor mu sizce? Ya da şu ana kadar vurgulayamadı mı? Yani ekonomik odaklı gidiyor ya tartışmalar ve çok ekonomi hizmet battı. Bakın ben ekonomi bakanlığı yaptım. Aha. Bakanlık değil, ben bazıları gibi sadece bakan olduğumda ekonomi öğrenmiş birisi değilim. Ben adım adım geldim biliyorsunuz. Ziraat Bankası müfettişliğinden, Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nden, Özelleşme Başkanlığı'ndan her kademede anımı tele göre yaptım. Bakın ekonomiyi ben isterim en çok konuşmak. Ama ekonomizme saplanmamak lazım. Ekonomizm diyorum bak. Ekonomizm rejim sorununu, bu keyfiliği, yolsuzluğu, kuvvetler ayrımından uzaklaşmayı gözden uzak tutuyor. Ekonomi senin derdin. Al sana diyecek, bastın parayı verdin. Az önce konuştuk. %150 enflasyon 3 ay sonra olur. O, zaten TÜİK'te benim elimde ne olacağı belli. Yani rakamlara da hakimim der. Oyu, verirse bu işte, parayı oyu bakın, da alabilir geri bakın, ediyorsun. Bize bazen oyu da alabilir. Allah'ın lütfu isimler var. Allah ömür versin. Sayın Hüsam Bedinci Doruk ne diyor? Kasayla masa yarışırsa kasa kazanır diyor. Bu tabir sokak jargonu ama çok halkın anlayacağı bir jargon. Kasa ile masa. Kasa bende. Al kardeşim ne istiyorsun? Sen 5 bin mi alıyordun aylık? 15 bin verdim. Ne yapacaksın? Efendim nasıl verirsin? Gidecek muhalefet diyemez. Kıskanıyorlar bizi der. Yani efendim bu enflasyon olur. Yok biz enflasyonu ayrıca düşürürüz sonra tedbir alırız der. Halk ona bakmaz ki 3 ay sonra. O gün adam elektrik parası ödeyecek o gün. Çocuğun okul parasını ödeyecek. Adam ona bakar kardeşim. Üzerine bir de din soslu, din istismarı yapan propaganda yaparlar. Tamam mı? Bunlar çünkü Allah'ı aldatmaktan çekinmezler. Yani siyasal İslamcıların en çirkin tarafı insanlığın da İslam'ın da düşmanı olmalarının esas sebebi Allah'la aldatılmaktan çekinmeyen insanlar. Allah'la aldatanlar her şeyle aldatır insanı yani. Ben anladım. Korkarım Allah'la aldatanlardan. Anladım. Ben güzel İslam dinini kendi siyasi çıkarına alet edenlerden korkarım. Güzel dinimizi istismar ediyor çünkü bunlar. Şimdi, bir de onu koyarlar üzerine bu işin. Tamam işte. Seçimlerde. Bas parayı, biraz da bol soslu istismar, biraz da yalaka yandaş medya var işte, onlar da havuz medyası filan. Yani kazanamaz yine de bana göre ama yani yine de bu işi riske etmemek lazım. Sen ben kavgasına girmeyelim. Anladım. Altılı masa sakın bakanlık paylaşımı falan gibi böyle yanlış anlaşabilecek heveskar şeylere kalkmayalım. En azından seçmen öyle bir görüntü kesinlikle vermemeli yanlış. Yanlış olur. Peki. Tutmaz. Şimdi şunu sorsam yine ekonomi de devam edelim. Mesela kur korumalı mevduatla ilgili bir not var önümde. Evet. Şimdi enflasyonu konuştuk. Aslında bu az önce verdiğiniz rakamlar 500 milyar bütçe açığının nerelere gidebileceğini söylediniz. 5 ay içinde gidecek bunlar. Bu ayı sayma Ekim'den itibaren gidecek yani. Evet, evet. Bir taraftan da toplanan kur korumalı mevduat adı altında paralar var tabii. Yani bankalarda. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay içinde gidecek tabii. Değil mi? 4 tabii 4 ay. Evet. Bu mevduat, kur korumalı mevduat miktarı geçen hafta 31 milyar lira artışla 1 trilyon 308 milyar liraya ulaştı diyor. Şimdi kaç ay oldu Sayın Bakanım? Yılbaşından bu tarafa, Aralık'tan bu tarafa. Ocak'tan beri. Değil mi? 8 ayda. Ama esas Mart'tan itibaren yoğunlaştı. 3 ay açılıyor çoğu. Hep şu konuşuldu, hani vergiler
dar gelirli başta olmak üzere vergiler, zenginin işte 50 bin de olsa, 500 bin de olsa parası işte bu dolarla mücadele, dövizle mücadele için aslında yapılmıştı bu. Aralık'ta işte 18 üstüne çıkınca, değil mi? Aralık'tı, geçen Aralık'ta. Tabii. Bu çıkartıldı kur korumalı mevduat. Aradan 8 ay geçti. Dolar az önce baktım 18.25. Tabii. Ne anladık Sayın geçen Bakanım bu işten? Geçen gün ben şeyin önünden geçiyorum, bir döviz üfesinin önünden. İnsanlar kuyrukta, sordum nedir para bozdu. Çünkü bir ara 18.50'yi buldu. Evet. Yine bunlar arka kapı satınca 18.25-30'a düştü. Evet. İnsanlar çünkü 1 lira bile olsa kendi çıkarlarını düşünüyor. Ne anladık bu işten? Hani tabii, döviz yükselmesin diye bunu söylediler. Efendim, şapkadan korkunç. Bu çıktı. Bakın bu dolarizasyonun başka şeyidir. Ben size şunu söyleyeyim. Yani bir herkes ekonomist olmak zorunda değil ama bunlar herkes ekonomist yaptılar. Bakın şunu diyorum. Yüksek enflasyonun, hiper enflasyonun olduğu ülkelerde ve ekonomilerde insanlar iki şeye yönelir Umut Bey. Bir tanesi endeksleme deriz buna. Gelecek gelirlerini enflasyonun yükseleceğine varsayarak gelecek harcamalarını her şeylerini endekslerler. Kirayı endekslerler, maaşı endekslerler, fiyatları endekslerler. Önleyemezsin bu yükselişi. İkincisi de bir endekslemedir, hiper enflasyonun sonuçlarından biri. İki stoklamadır. Kimisi mal, ham madde stoklar. Parayı ne yakıyor? Para değer kaybediyor. Ham madde stoklar. Parası yetmeyen gider iki tane daha yağ alır, yağ stoklar. Çünkü bugün aldığın yağ bir ay sonra alamazsın aynı fiyata. Yani öyle hızlı arttığı için fiyatlar genel seviyesi. Evet. Endeksleme ve stoklama bugün almış başını gitmiş. Çaresiz olan insanlar da götürüp mevduatı 3 kuruş olan da götürüp, zengin olan da fakir olan fark etmez, götürüp kur korumalı yatırıyor. Benim de param olsa benim kur korumalı da param yok ama önemli bir mevduatım olsa kur korumalı yatırmak zorundasın. Ya aksi takdirde, doğru mu? Evet. Param eriyecek ya da alıp parayı ev alacaksın, araba alacaksın. Yani parayı ya mala yatıracaksın ya da işte dediğim gibi dövize endeksli bir şey yatıracaksın. Ha döviz tutmuşsun, ha kur korumalı mevduat yapmışsın. Ama döviz tutsaydık faizini, şuyunu, buyunu banka, ben mesela banka sahibi olsam Tayyip Erdoğan ve Nebati'yi yere geye koyamam. Çünkü en çok onlar kazanıyor. Ya banka sahibi diyor ki arkadaş ben sana %30-40 faiz vereceğim normalde diyor. Fakat diyor sağ olsun diyor Nebati sen verme kardeşim, sen 17 ver. Kur farkıyla şeyi ben ödeyeyim. Nereden ödeyeyim? Umut Yart'tan ödediği vergiden, kameraman kardeşim ödediği, Ufuk Sönmez'in ödediği vergilerden. Biz niye vergi ödüyoruz? İşte benzin alıyoruz, vergi ödüyoruz. Her şeye vergi ödüyoruz. Onun için sormaya çalışıyorum. Yani, ne anladık derken? İşte siz benim sayı, vergimi, bizlerin vergileriyle... Mevduatı olmayan insanların vergisini mevduat sahibi, az bir mevduat sahibine aktarıyor. O az mevduat sahibini şanslı kabul ederim. Onlar da şansı şu, paralarını 3 aşağı 5 yukarı değerini koruyabiliyorlar. Zengin olmaları değil yani. Yok, yani paraların değerini koruyorlar onlar da. Hani onlar da başları göğe ermiyor ama bizler fakirleşiyoruz. Evet. Parası olmayanlar, kur korumaya yatacak mevduatı olmayanlar sadece yaptığı her harcamadan, ne bileyim elektrik parasından şeye kadar vergi kesiliyor uçan i̇şte, kuşa. Ne oldu? O bizim paralarımızla aslında kur korumalı mevduat sayısı biraz daha arttı ama döndük baktık günün sonunda. Ama bunlar şöyle yapıyor, bize sevap yaptırıyor bak. Umut'cum bunların kafasına şimdi sorsam bunlara hemen öyle bir fetva verirler. Efendim bakın siz vergi veriyorsunuz. Sizin verginiz insanlara mevduat faiz veriliyor. Siz sevaba giriyorsunuz falan diyenler. Pişkin bunlar bunu bile derler. Zenginden alıp fakire vermedik ki. Yani dar gelirlerin vergileriyle zengini daha zengin. Robinson yani. Şey var ya neydi o? Fakirden zengin alıp kimdi o? Robin Hood'un terse çalışanı bu. Ters Robin Hood faiz gibiler. Önümde bir haber var. Sayın Bakanım bir konuşalım bunda. Şimdi doğalgaza zam geldi ya, evet. %20 elektriğe de geldi. Şimdi İngiltere'nin yeni başbakanı Truss, hükümetin 150 milyar sterlinlik yeni kriz planını duyurmuş. Plana göre hükümetin yıllık elektrik ve gaz faturalarını yıllık 2300 sterlin seviyesinde sabitleyeceğini söylüyor. Düşünün yani. Sabitliyor. Hayır. Daha fazla gelirse fatura... Mesela ödemeyecek anladığım kadarıyla. Yani, tabii onda başka şey var. Ağzına kadar açar bu sefer de gazını yani. Bilmiyorum hazineden onun karşılayacak yani. Bir sınır vardır yani. Mutlaka ama yani onların söylediği rakamların %10'unu bile bizimkiler veremez halde. Bizimkiler
buraya kadar borçlanmış vaziyette, dışarıdan para bulamıyorlar. Yani Putin'le bozuşmadıkları için Allah'tan oradan bir gaz akışında bir problem olmayacak gözüküyor şimdilik. Bu da şimdilik diyorum yani. Tabii Putin'le bozuşmamalarının bedelini Türkiye başka yaptırımlar olarak öder mi? Ondan da endişem var. Onda da dengeyi iyi kurmak lazım. Evet, Ukrayna Savaşı'nda taraf olmamamız iyi bir şey. Yani ara bulucu olmaya çalışmak buraya kadar güzel ama burada da kantarın topu o kadar ince ki. Ben endişelerim de var. Bakın Avrupa'nın bize vize vermemesi falan bana göre adı konmamış yaptırımdır, biliyor musunuz? Ya bir ülke için yani şey, vize alamamak, yurt dışı cambazlık yapıyorlar yani. Paran da var, gidip gezmek için. Pasaportun değeri kalmadı kardeşim. Evet. Yazık günah yani. İnsan üzülüyor. Evet. İnsan üzülüyor. Evet. Ama görünen tablo bu değil mi Sayın Bakanım? Değişmeyecek. Ne enflasyon düşecek? Ele söylediğiniz enflasyon, o rakamlardan Aralık dolayı. Aralık ayında şöyle bakın. Bir de onu söyleyelim de erken o zaman da yine konuşuruz. Şimdi Aralık ayında, geçen Aralık'ta biliyorsunuz, fiili bir devalüasyon oldu. Mecbur oldular, kur korumalı getirdiler. Evet. Kur korumalının gelmesine birkaç gün kala biliyorsunuz müthiş bir kur sıçraması oldu ve o ay aylık enflasyon 13,5 çıktı. 13,5 normalde başka ülkelerin bir yıllık enflasyonu değil. Şu anda işte Amerika'nın 9, Avrupa, Euro bölgesi 9 şu anda. Biz 13,5 bir ayda yaptık. Adamlar bir senede yaptı enflasyonu. Evet. Şimdi devalüasyonu. Şimdi Aralık'ta tabii 13,5 olmayacak inşallah. Yani yeni bir kriz olmazsa, böyle kur koruma falan devam eder, Türkiye başka bir şeye savrulmazsa 13,5 2'lere, 3'lere, 4'lere düşecek neyse yani. Evet. O zaman bir 10 puanlık endeksten çıkacak. Tamam mı? O şimdi ona güveniyorlar bunlar. Yani halbuki bu tamamen illüzyonist bir şey. Fiyatlar genel seviyesi düşmez. Bir fiyat 100 liraysa %10 enflasyonu %10 olur. %5 olursa %105 olur. Yani 95'e düşmez. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar bunu enflasyon düştü diye pompalayacaklar. Bütün hesapları Aralık'ta, Ocak'ta bu 10 puanlık düşüş göreceğiz. Şubat'a da bir miktar yansıyacak. Şubat'ta yüksekti. Ocak bak diyecek, Aralık, Ocak, Şubat'ta enflasyon düşüyor. Ben de size dünyanın parasını verdim yılbaşında. Hadi bakalım bana oy verin. Kasa masayı yenmeye çalışacak. Altılı masayı. Aynen. Kasa yenecek. Burada uyarıyı kim yapar? Akıllı devlet adamları yapar. İşte Cindoruk yapar. Evet. Bizim gibi ekonomistler yapar. Altılı masada inşallah bizi dinler. Orada da bizim arkadaşlarımız var. İyi niyetliler. Ama sadece ekonomizme biraz fazla daldılar. Onun için rejime sahip çıkın demek. Çıkmıyor değiller ama daha öne çıkarın onu, daha vurgulayın demekte fayda var bence. Ama tabii yani çok büyük bir gerçek yani. Sonuçta cebe giren para artarsa... Ya hep şöyle yorumlar da var ya Sayın Bakanım, yani AKP bozdu ama yine AKP, yani Erdoğan düzeltir. Erdoğan bozdu, Erdoğan düzeltir. Siz ekonomiyle oynarsanız olmaz bakın. Şimdi bakın şu anda sokakta, caddelerde gezen 10 arabanın 2 tanesinin zorunlu trafik sigortası yapılmamış. Yine 10 arabanın 8 tanesinin kaskosu yapılmamış vaziyette. Kasko ödeyin bakalım. Bütçeden dolayı. Benim arabama 5 yaşında bir arabam var. Geçen sene yapılan şeyin 5 katı verdiler. 5 katı, 6 katı fiyat. Şimdi kara kara düşünüyorum nasıl ödeyeceğim diye. Taksit maksit ödeyeceğiz yoksa kasko yani bu. Çoğu insan bunu ödemiyor artık yani. İnsanlar çok zor durumda. Evet. Bir arkadaşımızı bir özel okula kaydettirecektik. Telefon ettik falan. Memur başka gelirleri varmış kira mera ailesinden. Okulda kaydı yapacak yöneticiler haklı olarak Sayın Bakanım bunlar, bu arkadaşlar bu parayı ödeyebilirler mi diye soruyorlar bana. Niye dedim, ödemiyor çoğu insan dedi yani, sıkıntı yaşıyoruz dediler. Dedim ya ödeyecek herhalde, ailesinin geliri var, hesap yapmışlar. Siz de ona bakmayın, siz kaydı yapın. Herkesin önceliği değişti. Çocuğu kaydetmekte bile endişe ediyor insanlar. Aynen. Öder mi ödemez parasını diye. İşte yani. Gelir azaldı. Mesela gelir azaldı. Bu kasko yaptıramam. Çünkü önceliğim karnımı doyurmak. Tabii. Karnımı doyurmak. Tabii. Çocuğu Maslow'un, okula götür. Bilirsin ekonomide okuyor. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Önce güvenlik, barınma, yemek, karnını doyurma. Evet. Sonra diğer ihtiyaçlar gelir. İnsanlar giderek geriliyoruz. Hepimiz sınıf düştük. Hepimiz bir aşağı gelir grubuna düştük. Evet. Bugün aylık 50 bin lira geliri olmayan bir insanın orta sınıf, yani bakın öyle lüks bir yaşamdan bahsetmiyorum. Orta sınıf günlük hayatını yaşlı temin ettirebilmesi mümkün değil. Yani iki çocuğu var, okula gidecek, okul i̇şte parasını, servis parasını. Bana göre yani ya bakın Necati Bey'in bir şeyi vardı, onu göstereyim mi, ister misin? Zaman var mı bilmiyorum. Var var, biraz zaman. Bir tablosu vardı Necati Bakanı, Özkan. Ha Özkan, özür dilerim. Necati Özkan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı da eski bir kamuoyu araştırmacısı. Evet. Türkiye'de demiş yap, TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırmasından 5 Türkiye çıkar demiş. Türkiye'nin 86-87 milyon nüfusu var. 5 evet. Türkiye var demiş. 5 Türkiye. 5 ayrı ülkenin nüfusu kadar Türkiye var Türkiye'de. Ama onların gelir seviyesi öyle demiş. Bakın gösteriyorum. Evet. Şimdi gösteriyorum.
Şöyle tabii, alırsa arkadaşımız. Tabii kameraman arkadaşımıza göstersin. Ne yazıyor efendim? Nüfusu Monaco, 50 bin nüfusu Monaco'nun. Evet. Kişi başına yıllık geliri 200 bin doların üzerindedir. Türkiye'de bir öyle bir grup var yani. Evet. 50 bin olur, 100 bin olur. Bu civarda. Evet. Sonra diyor bir Danimarka var Türkiye'nin içinde. 6 milyon nüfuslu Danimarka var diyor. Ha, Türkiye'nin içinde. Türkiye'nin içindeki nüfusu gelir grubuna göre ülkelere bölmüş. Tamam. Bu gelir grubu da diyor, TÜİK'in araştırmasında öyle diyor çünkü. Tamam. 50-55 bin dolar geliri var Danimarka seviyesinde insanların. Bunlar orta ve üst orta sınıf sayabiliriz. Evet. Bir de orta direkt dediğimiz Romanya var Türkiye'nin içinde diyor. Romanya 17 milyon nüfuslu bir ülke biliyorsunuz. Bunda aylık 1000 dolar civarında, yıllık 10-12 bin dolar geliri var. Bunlar işte ölmeyecek, gülmeyecek geniş bir kesim. Bir de Cezayir var diyor. Cezayir 45 milyon nüfusu bir ülke. Yıllık 3.300 dolar geliri var. Aylık kişi başı 275-300 dolar gelir olan. Açlıkla, sefaletle boğuşuyorlar. Evet. Yoklukla. Ve de daha beteri var. 17 milyona düşmüş olan bugün Suriye nüfusu var. Suriye var Türkiye'de. 5. grup. 17 milyon insan. Onlar da aylık 150 dolar civarında, yıllık 1.800 dolarla yaşıyor. Bu korkunç bir gelir dağılım bozukluğuna işaret eder. Böyle bir ülkede huzuru, barışı, sosyal ahengi korumak kolay değildir. Tabloya göre 45, onun için bunun düzelmesi lazım. Uyarıyoruz yani. 45 artı 17 o tabloya göre 62 milyon yani yaklaşık. Hayır, 60, öbür 17 de kat. Romanya bu nüfusu da öbür 17'de 1000 dolar aylık kazanıyor yani. Ya milyon ülkenin yarısından fazlası. Tabii. Neredeyse ne sadece karnını fazla doyuruyor. Efendim, yarısından fazla %75-80'i diyorum ancak yaşıyor yani. Evet. Bu efendim, ama halk ses çıkarmıyor. Sen ne kadar suskun. Yandaş havuz medyası toz pembe tablo çiziyor. Höt biraz bunu aşağı yani tutukluyorlar. Yani şarkıcısından tutukluyor, sanatçısından tutuklamaya kalkıyor. Böyle bir baskı var ve biz burada sadece ekonomizmden çıkamayız. Demokrasi diyeceğiz. Hukuk devleti diyeceğiz. Cumhuriyetin kurucu edeceğiz. Atatürk'ün izinde birleşeceğiz. Atatürk'te sağ sol demeden birleşeceğiz ve bu seçimlerde bu rejim değişikliğine, yani Türkiye'nin tek adam rejime gitmesinin önünü kapatacağız. Ne zaman tek adam rejimine geçtik? Türkiye felakete gitti. Her alanda, ekonomik göstergelerde. Hukuk iyidir, tarafsızdır diyebiliyor musunuz? Ya Anayasa Mahkemesi üyelerinin, HSK üyelerinin 1/4'ünü siz aynı parti, aynı kişi atarsa o adam oradan tarafsızlık bekle. Parti devlet olur bu ya. Parti devlet olur. Çocuk hakimlik sınavını kazanmış. 4. sıradan 500 bin kişi arasında kazanmış. Onu almıyor, 250. sıradaki adamı alıyor. Çünkü yandaşı olabilir muhtemelen. Evet. Yani niye eğlendim diyor kız. Geçen gün seferat ediyordu o gazetelerde, gördünüz. Görmem mi? Yani şey... Türkiye böyle kayırmacılık, böyle eş dost akraba kayırmacılık, böyle klientelizm dediğimiz kayırmacılık, ahbap çavuş şeyi görmedi. Anladım. Ekonomi konuşuyoruz. İYİ Parti lideri Akşener İstanbul'da 18 yaşında genç bir esnafı dinlemiş. Bir neler söyledi dinleyelim, bir de soluklanalım sayın hanım. İşler nasıl? Siz çalışan mısınız burada? Çalışanım. Dükkan sorumlusuyum aynı zamanda. Evet. İşler nasıl? İşlerimiz çok durgun. İçeriye giren doğru düzgün bir müşteri yok. Fiyatlardan dolayı henüz. Evet. Evet. Şu an asgari ücretle çalışıyorum. Aynı zamanda ailemi geçindiriyorum. Para yetmiyor. Yani ekonomiden bayağı bir şeyiz. Kötü yani. Aynı zamanda okulu bırakmak zorunda kaldım ve şu an çalışıyorum. Nerede okuyordun kızım? Bir Piripaşa'da okuyordum efendim. Piripaşa, lisede mi? Liseyi okuyamadım. Ortaokulu bitirdim sadece. Kaç yaşındasın? 18. 18 yaşında. Eve sen bakıyorsun. Evet. Peki, yani baban çalışmıyor mu? Babam yok. Baban yok. Annen? Kaç yaşında annem? Annem 38 yaşında. Şu an kirada oturuyoruz ve kiralar 3-4 bin liradan aşağı değil. Kızım, nasıl geçiniyorsunuz? Normal. O yüzden okulu bırakmak zorunda kaldık. Hepimiz sadece asgari ücretle çalışıyoruz. Kaç kişi çalışıyor evde? Üç kişi. Üç kişi. İki tane de makumumuz var. Abim ve kardeşim içerideler. Silivri. Nasıl bir dram yani? Şimdi Sayın Bakanım, şimdi dram dediniz. Hakikaten üç kişi çalışıyor. Asgari ücret 5.500, 16.500 lira eve giriyor anladığım kadarıyla. Ama ne diyor? En ucuz kira 3-4 bin lira. 13 evini kira ve sabit giderleri öder. Elektrik, su, şu falan gidiyor. Yani değil mi? Aynen. Yol parası var bu ailenin. Evet. Ne yiyecek, içecekler? Bakın, okulu bırakmak zorunda Umut kaldım. Bey, yakında biliyorsunuz burada Delebir'e yakın market var. Çok tanınmış market zinciri, ismini vermeyeyim. Vermeyelim. Tabii. Ben orayı sık giderim ve orada çalışanlar yani kasadaki görevlilerden temizlik görevine, taşıyıcı gençlere kadar beni tanırlar, yanıma gelirler, bazen sohbet ederiz. Ben de onlardan öğrenmeye çalışırım. Soruyorum onlara geçmişte, bugün değil geçmişte de sordum kaç kere. Oğlum dedim, sen
nasıl geçiniyorsun? Bir tane anlat bakalım. Bir tane arkadaşımız vardı. İsmini vermeyeyim. Dedi ki Ufuk abi dedi. Ben dedi asgari ücret alıyorum burada dedi. 12 saat çalışıyorum dedi. Eşim haftada 2-3 gün bir temizliğe gidiyor dedi. İki çocuğum var dedi. Bir gün patates yeriz evde biz dedi. Ertesi gün makarna yeriz. Ertesi gün çorba içeriz. Ertesi gün yine patates yeriz. Makarna yeriz, çorba içeriz. Kayınpederim, kayınvaliden bir şey getirirse onu yaparız. Böyle bir drama hakkı var mı? Bu genç çocuk bunlar. Geleceklerin, bakın 18 yaşında kız çocuğu insan ağlayacağı geliyor yani. İsyan ediyor. Böyle bir keyfilik. Bir taraftan lüks ısraf var. Yanlış ekonomi politikasıyla fakirleşen bir halk var. Uyarıları dinlemiyorlar. Ben onların rakibi değilim. Düşman bakın ben bir ittifak adına, bir parti adına konuşmuyorum. Bizleri de dinleyin. Bak biz bu meslekte başarılı olmuş, yıllarını vermiş. Öyle seçilerek bu görevlere gelmiş. Hakkıyla, sınavlarla göreve gelmiş insanlarız. Onun için dinleyin bak biz devlet büyüklüğü yapmışız. Yani ekonomiyi bilen insanlarız. Uyarıyoruz. Bari bizi dinleyin. Asla. Bir ideolojik körlük, bir biat kültürü körü körüne. Biz burada Kılıçdaroğlu'na bilmem ne seçilirsen seni bakın Fatih Atalı onu yazıyor. Bu demokratik bir şey. Biz tabii kul değiliz, yurttaşız. Biat kültürü yok bizde yani demokrasiye inananlarda. Ama biz de biraz burada frene basmalıyız. Sabırlı olmalıyız. Asgari paydada birleşip Arbulus yapı üzümü çöpü demeden demokratik layık hukuk devletine inanmış. Otoriter rejime ve kuvvetler ayrılma karşı davranışlarla falan mahalle olmayan iyi bir insanı seçmeye ve cumhuriyeti korumaya, demokrasiyi tekrar ihya etmeye mecburuz. Anladım. Peki. Sürenin sonuna geldik. Öyle mi? Bakalım. Evet. Ben teşekkür ederim. Su gibi geçti. 50 dakika sağ olun. Teşekkür ederim. Bazen konuklarımız ya 50 dakikanı konuşacağız falan diyorlar ama keşke bu konuları çok daha güzel şeyler diyor keşke. Diyor Tayyip Erdoğan. Dertliyiz. Biz senden daha dertliyiz Erdoğan. keşke çok daha güzel şeyler konuşma bizim şansımız. Bizim derdimiz senden çok daha fazla. Dağlar kadar. Daha güzel şeyler konuşma şansımız olsa ama memleketin başlıkları bu ve çok konuşup yazan çizen de maalesef yok biliyorsunuz bu konuları. Teşekkür ediyorum geldiniz. Ben teşekkür ederim Umut Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun efendim tekrar. Eski Devlet Bakanımız Sayın Ufuk Söylemez bizlerle beraberdi. Tele 1 ana haber saat 18'de. Yine tekrar ediyorum çok önemli başlıklar var. Başta siyaset ve ekonomi olmak üzere gündemin tüm detaylarını bulabilirsiniz. Tele 1 ana haberi kaçırmayın diyelim. Ve habere doğru saat 16 tekrar görüşeceğiz. Bir sonraki programda hoşça kalın efendim. Reklama gidiyoruz.